Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Malumunuz, konumuz, gündemimiz depremler ve öyle olması da gerekiyor. Çünkü hem o kendisini hatırlatmaya devam ediyor ve biz de bizzat yaşamaya devam ediyoruz. Peki bu artçılar, bu sarsıntılar devam edecek mi? İşin uzmanına soracağız ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Süha Özden bizlerle. Hocam, bu yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, hemen depremleri konuşmak istiyorum. Bugün bir uzman yine İstanbul'da belirli noktalarda, hatta 6 noktada birden deprem olabileceği haberini yayınlamıştı ki sonrasında yaklaşık bir saat sonra 13.55 civarında Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Akabinde İran ve Türkiye sınırında depremler oldu. Bunları nasıl görmeliyiz? Şimdi tabii öncelikle isterseniz Bolu'dan başlayalım en tabii. Sıcak olarak İran'ı da ifade ederiz. Şimdi Bolu'da tabii meydana gelen deprem Bolu'nun hemen kuzey doğusunda bir noktaya düşüyor. Bolu yerleşim biriminin. Bolu'da Kuzey Anadolu Fayı'nın asıl ana kolu Bolu'nun güneyinden geçer. Bu ise kuzeyindeki bir tali koldur. Bu tali kol üzerinde meydana gelmiştir. Yaklaşık kuzeydoğu güneybatı uzanımlı bir kolun uç noktasıdır. 4.7 büyüklüğünde bir belli başlı münferit bir deprem olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani bunun devamında da önemli artçılar olmadı gördüğüm kadarıyla. Tekil bir deprem olarak duruyor. Yine İran'da meydana gelen depremler tabii ki biliyorsunuz önemli iki büyük depremi yaşadık. Doğu Anadolu Fayı üzerinde ki bunlar birisi 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde depremlerdi. Yer kabuğu yaklaşık Anadolu levhası 12 metrelik bir yer değiştirmeyle batıya doğru hareket etti. Tabii etrafındaki önemli yapılar da bundan ister istemez doğal olarak etkileniyor. Hem İran'da olsun hem bizim Doğu Anadolu bölgemizin diğer kesimlerinde olsun, diğer fay sistemlerinin de doğal olarak bundan dolaylı olarak tabii, dolaylı doğrudan değil ama dolaylı olarak etkilenmiş olabilirler. İran'daki sistem de önemli bir ana sistemdir. Yine doğuya doğru bir yanal yırtılmanın olduğu, sağ yanal yırtılmanın olduğu bir sistemdir. İstanbul'a geldiğimiz zaman ise tabii ki çok tartışma konusu oluyor. Üzerinde birçok yorumlar yapılıyor. Tabii bu yorumlar yer bilimleri camiası olarak bizler açısından bir noktaya kadar yapılabilecek yorumlardır. Bir noktadan sonrası artık yer kabuğunun doğruları kendisini söylemesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla biz de yorum kısmında yani öngörü kısmında şunu söyleyebiliriz. Marmara Denizi içerisinden devam eden kuzey kol Saros Körfezi'ne Ganos Fayı'nı takip edip Saros Körfezi'ne kadar uzanır Yunanistan'da son bulur. Şimdi bu bölge ve güneyinde bizim de içerisinde yer aldığımız Biga Yarımadası'nda bir başka kol daha bulunmaktadır. Kuzey ve güney kol olarak devam eder bunlar. Asıl yükü taşıyan kol kuzey koldur çünkü burada yayılma hızı Bolu'da en yüksektir. 25 milimetre bölü yıldır. Marmara Denizi içerisine geldiğiniz zaman bu 20 ile 24 milimetre yıl arasında değişen bir hıza ulaşır. Yani asıl yükü taşıyan yerdir. Yine aynı şekilde Ganos Fayı ve Saros Körfezi'nde de bu 16 ile 20 milimetre bölü yıllık hızlara ulaşır. Tarihsel depremlere baktığınız zaman burada özellikle önemli depremlerin olduğunu görürsünüz. Tarihsel dönemler içerisindeki depremler arasında özellikle Marmara Denizi içerisinde İstanbul'u ve çevresindeki illeri de etkileyen en yakın zamanda 1509 ve 1766 depremlerini görüyoruz ki 1766 depremi hem İzmit Körfezi'ni hem Marmara Denizi'ni etkilemiştir. Aynı zamanda aynı yıl içerisinde ikinci bir deprem olarak da Ganos Fayı üzerinde gerçekleşmiştir. 1766 depreminden sonra 1894 yine İzmit civarını etkileyen bir depremimiz var. Fakat artık tarihsel dönem bitiyor. 1905'te aletsel dönemin başlamasıyla yani ölçülebilir deprem parametreleriyle birlikte 1905'te başlıyor ve burada Saros Körfezi'nde bir önemli 7'nin üstünde bir deprem görüyoruz. Ardından 1912'de Mürefte'de önemli bir deprem var 7.2 büyüklüğünde. Peşi sıra 6.7 ve 6.2 büyüklüğünde aynı yıl içerisinde 3 depremin olduğunu görüyoruz. Ve burada özellikle Ganos Fayı'nı, Saros Körfezi'ni ve kısmen Batı Marmara'yı kıran bir fay sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
Hemen akabinde aynı yüzyıl içerisinde 1999'da Gölcük'te ve Düzce'de önemli iki deprem yaşadık. Evet. Bunlar da karada Düzce'den başlayıp Hersek Deltası'na kadar uzanan bir kırılma meydana getirdi. Şimdi 1900'lü seriler içerisinde Kuzey Anadolu fayının tüm uzanımı boyunca önemli depremleri görüyoruz. Ama Marmara'ya geldiğimiz zaman bir sismik boşluğun olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Orta Marmara'da önemli bir alanda 150 kilometrelik bir kesimi kapsıyor. Kimi araştırmacılar bunu biraz daha uzun tutuyorlar. Kimi araştırmacılar daha da kısa olduğunu düşünüyorlar. Fakat karşılığında bir sismik boşluk var, bir deprem boşluğu var. Evet. Bunun ne zaman olacağını öngörmek gerçekten mümkün değil. Çünkü yer kabuğunun dinamikleri buna karar veriyor. Ama depremlerin biraz önce söylemiş olduğum faylardaki yanal kayma hızını da düşünürsek, o bölgede de yaklaşık olarak 250 yılda ortalama 250 yılda bir büyük depremin olduğunu öngörürsek, aşağı yukarı şu anki yaşadığımız dönem içerisinde olma olasılığını hep tüm araştırmacılar olarak, bizler de yer bilimciler olarak öngördük. Bizim öngörümüz burada bitiyor. Bundan sonrasının yer kabuğu karar verecek. Ne zaman olacak, kaç yıl sonra olacak, ama o süreç içerisinde olduğumuz da aşikar. Yani dolayısıyla bu süreç içerisinde olduğumuz, bunu süreci artı eksi 50 yıldır bazı çalışmalarda 20-30 yıla kadar düşer. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde olduğumuzu da bilmemiz, ona göre de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Peki Süha Hocam, hemen şunu da sormak isterim. 11 ilimizi kapsayan büyük afette şunu gördük. Belirli bölgeler, fay hattının geçtiği belirli ilçeler, mahalleler daha farklı mekanlara, daha farklı yerlere yönlendirilecek. İşte yeni şehirler kurulurken özellikle burası bir fay hattı geçen bir bölgedir, buraları kurulması yasaklanmıştır gibi böyle açıklamalar da duyuyoruz. Peki bunu tüm Marmara'ya yaydığımızda önümüzdeki günlerde bunları da görecek miyiz sizce? Şimdi tabii depremin olduğu 11 kenti düşündüğünüz zaman, evet haklısınız. Buralarla ilgili yani fay yasası da çıkarılmak isteniyor biliyorsunuz. Evet. Bir kere aktif faydan doğrudan fayın geçtiği yerler az çok belli. Onun belli bir genişlik alanı var. Yani bir sonraki deprem ille de o izden geçmez. Bir zondur bu. 1 ile 5 kilometre, 10 kilometre arasında bir zondur. Orayı kullanır. Oradan uzak durulması gerekiyor. Doğru. Artı ovalık alanlardan da, yani tarım yapmamız gereken alanlardan tarımla hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca daha çok kayalık, sağlam zeminlerde bir yaşam oluşturmamız gerekiyor. İstanbul'u tehdit eden fay Marmara'nın içerisinde İstanbul için zeminler söz konusu. Büyük bir çoğunluğu sağlam kaya üzerine kurulu bir şehir aslında, ama kıyı şeritleri biliyorsunuz 99 depreminde de bunu gördük. Evet. Kıyı şeritlerindeki yapılaşma ve zemin koşulları iyi olmadığı için buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Buraları bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili belki toplu bir takım anlaşmalar da yapılabilir önümüzdeki günlerde diye zannediyorum. Bir de toplu göçler başladı. Belki de hayatımızda ilk defa görmediğimiz kadar sizlerin açıklamış olduğu doğrultuda, işte fay hattı şu bölgelerde geçmiyor ve insanlar bir anda oraya yönelmeye başladı. Hatta emlakçılar da şunu söylüyor: hiç görmediğimiz kadar bir talep söz konusu. Bunlar zamanla artacak mıdır? Şimdi tabii bu tür göçler bence bu tür anlık dönemler olarak görüyorum. Yani şu an o duygularla hareket ediliyor ama insanlar sonuçta yine doğup büyüdükleri yerlere, sosyal ilişkilerinin kuvvetli olduğu, akrabalık ilişkilerinin olduğu yerlere mutlaka geri döneceklerdir. Yani oralar tekrar eski haline dönmeye başladıkça da bence o göçün de tersine döneceğini düşünüyorum. Peki hocam, İstanbul nezdinde bir kez daha sormak isterim. Hep deriz ya, İstanbul'da ya da Marmara Denizi'nde bir deprem olduğunda bir tsunami tehlikesi olabilir diye. Onu bir kez daha sizden duymak isteriz, uyarılarınızı. Şimdi şöyle, bu tsunami riski doğrultatımlı fay sistemlerinde pek de fazla değil. Ama Marmara'nın içerisindeki çukurluk alanları düşündüğünüz zaman onlara asılı olan heyelanlar var. Deprem sırasında o heyelanlar hareket edince bir düşey hareket meydana geliyor.
bu düşey hareket sonucu tsunami oluşabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda o tür heyelanlar eğer hareket ederse bir deprem sırasında, evet, 1,5-2 metrelik bir tsunami'nin oluşma olasılığı var. Çünkü mesafede çok kısa, biliyorsunuz. Yani ne kadarlık bir su kütlesi yükselecek, tekrar alçalacak ve ilerleyecek. Dolayısıyla böyle bir risk de tabii ki var. Ama faya bağlı olarak değil, dolaylı olarak oluşabilecek heyelana bağlı olarak. 1912'de bunun bir örneğini yaşadık. Yani 6.7 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ açıklarındaki heyelan harekete geçtiği için bir tsunami oluştu. O tsunami dalgaları da güneydeki sahile kadar ulaşmıştı. Peki hocam, bilemeyiz ne zaman olacağını dediniz ama bir 30 yıllık süreç geçtikten sonra birçok uzman da söylüyor, İstanbul'da, Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Peki sizce şiddeti ne kadar olacak? Şimdi bunun için de bir öngörüde bulunmak yanlış. Hı hı. Neden yanlış? Çünkü Marmara'nın tabanındaki fay paternlerini evet tanıyoruz ama çok iyi tanımıyoruz. Evet. Tarihsel dönemdeki depremlerdeki kırılma geometrilerini de kestiremiyoruz. Çünkü orayla ilgili bilgilerimiz de yeterli değil. Şu an Marmara'nın tabanına bakıp fay buradan geçiyor diyebilirsiniz. Ama onun aktif bir segment olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü birçok parça var. Her fay aktif faydır diyemiyoruz. Deprem üreten bir segmenttir diyemiyoruz. Ama çoğunluğu öyle. Dolayısıyla kırılma anında nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız bilemiyoruz. O yüzden tek seferde kırılırsa 7'yi bulur bu deprem, yani tahminim o. Ama birkaç parçalı kırılırsa 7'nin altına düşen depremleri görebiliriz. Aynı şeyde olduğu gibi Doğu Anadolu fay üzerinde. Yani dolayısıyla parçalı kırılma modeli de olabilir. Ya bunlar, bu öngörü çok zor bir öngörü. Yani bu tamamen öngörünün ötesine geçmek oluyor. Burada doğru yaklaşım şu olması gerekiyor. Orası bir sismik boşluk ve o sismik boşluğun mutlak dolması gerekiyor. Önlemlerimizi yani, almamız evet, gerekiyor. Evet, çünkü hani şimdi deprem büyüklüğünü tahmin edebilmek, çünkü çok farklı parametreler işin içerisine giriyor. Neden? Çünkü fayın sadece uzunluğu bir kriter değil ki. Hı hı. Şimdi bir örnek vereyim. Çardak fayı kırıldı. 7.6 büyüklüğünde 85 kilometre uzunluğunda bir fay. Hı hı. Ve bu fay üzerinde 6.7 metrelik bir yer değiştirme oldu. Şimdi 85 kilometre. Bir örnek daha vereyim. Hı hı. 99'da Gölcük 7.4 büyüklüğünde oldu. 120 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturdu. Şimdi 7.2 sonrasında Düzce depremini görüyoruz. 7.2 40 kilometrelik bir kırık oluşturdu. Yani oradaki jeolojik yapının durumu da şeyi etkiliyor. Yani tek başına bir uzunluğu, oradaki uzunluğu düşünerek, Marmara içerisindeki uzunluk budur, şu kadarlık bir deprem üretir demek kolay bir yorum değil. Çünkü farklılıklar var. Kabuksal anlamda farklılıklar var. Yer değiştirme miktarları değişiyor. Yani 7.2'lik depremde Düzce'de şahsen ben ölçtüm, 4 metreye yakın bir yer değiştirme var. Burada arkadaşlarımız çalıştılar. Pazarcık ve Nurhak'ta, Çardak fayı üzerinde. Birinde 4,60 metre buldu MTA ekibi. Diğerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ekibi 6.7'lik bir yer değiştirme buldular. Yani dolayısıyla o Marmara'nın içerisinde gerçekleşecek olayı tahmin etmek çok zor. Ne kadarlık bir enerji açığa çıkacak? Bazen şu da olabiliyor. Biz hep 1912 diyoruz, daha vakit var diyoruz. Boylu boyunca da kırma ihtimali var. Bazen işte çok kısa bir alanı kırıp üzerine bir 50 yıl daha ekleyebilir. Depremsiz bir 40-50 yıl ekleyebilir. Şimdi bunların her biri artık bir noktadan sonra öngörünün ötesine geçiyor. Hı hı. Yani biz, yani yer bilimlerinde bundan sonrasını tahmin etmek gerçekten zor. Biz şunu söyleyebiliyoruz. Bir bölgede diyoruz ki zamanı gelmiş, kırılmamış, kırılması gerekiyor ama zamanını bilemiyoruz. Yani hocam çok kadar teşekkür ederim vermiş olduğunuz çok değerli bilgiler için. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Süha Özden bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim Mehmet. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.